Sayın seyirciler, sağlıklı ve dengeli beslenmek için sıvı tüketimi çok önemli. Özellikle Ramazan ayında iftar ve sahur arasında yeterli miktarda su içmek gerekiyor. Ancak suyun miktarı kadar sıcaklığı da önemli. Su candır, hayattır. Su var, hayat var. Önemi gerçekten çok çok büyük. Efendim, iftar ve sahur arası yeterli miktarda su içiyor muyuz? İçmeye çalışıyorum. Oruçtan sonra tabii ki de. Özellikle Ramazan ayında uzun ve sıcak günler nedeniyle dikkat edilmesi gereken unsurlardan biri de sağlıklı ve dengeli beslenmek. Elbette bunların arasında yeterli sıvı tüketimi de yer alıyor. Çünkü Ramazan ayında vücut normale oranla daha fazla sıvı kaybediyor. Bu nedenle iftar ve sahur arasını iyi değerlendirmek gerekiyor. Ben de tüketmeye çalışıyorum elimden geldiği kadar hem sağlık açısından. Günde ne kadar su içiyorsunuz? Yani ben 3 ya da 4 bardak. Vücut gelen her suyu depolamaya başlıyor ve ödemler yükseliyor. O yüzden bu dönemde daha fazla su tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor. Ancak iftar saatinde içilen suyun miktarı kadar sıcaklığı da önemli. Çünkü buzlu ve soğuk sular sağlığa zarar veriyor. Doğru. Özellikle damaklarımda çok soğukluk oluyor. Sizde oluyor mu? Oluyor, onu içmiyorum. Vallahi ben içiyorum da iyi olmadığını biliyorum. Midemde tabii ağrı oluşuyor, gaz oluşuyor. Sebebi de şu yönde, dinlenmiş bir metabolizmaya arkadan şok etkisi yaratacak bir soğuklukta su gelmesi her şeyden önce bir yemek borusunda kramplara neden olabilir. Bunun yanında enfeksiyonlara neden olabiliyor, mide üşütmesine neden olabiliyor. Susuzluk hissediyorum ama genelde su yerine başka şeyler içtiğimiz için. Yani su içme ihtiyacımız varsa bile gidermiş oluyoruz. Ama su tüketimi farklı bir şey, sıvı alımı farklı bir şeydir. Suyun yerini hiçbir şey tutamaz. O yüzden günlük ortalama olarak 2 litrenin altına inmeyecek şekilde suyunuzu tüketmeye çalışın. Tam 2,5 olmayabilir ama yani bol miktarda tüketmeye çalışıyorum. Çaydan önce bir bardak su, çayınızı için keyifle. Ondan sonrasında yine bir bardak su. Su tüketiminiz fazlalaşır. Hem de unutmamış olursunuz. Çünkü kişiler su içmeyi unutuyor. Vücudunuz susuz kaldığında ne oluyor peki? Ne hissediyorsunuz? Direkt başımız ağrıyor zaten. Baş ağrısı bile bunu gösteriyor bize.